diyorsan az sonra canlı yayınımızda büyük usta Sinan Erkoç bizlerle olacak. Evet, onun güzel şarkılarından bir tanesiyle başlamak istiyorum. İlk o duyduğumuz yıllardaki o enfes yüksek enerjili şarkısı geliyor. Bakalım, hepimiz bir yerlerde olacağız şimdi. Şarkının yarısında zannediyorum zaten Sinan Bey yayınımızda olacak. Evet. Sevgili dostlar, bağlanmaya çalışıyoruz Sinan Bey'e. Güzel diyorum, minik bir aksaklık var. Hemen bağlanacağız. Evet, bekliyoruz ustayı. Evet, usta geliyor.
sesim abi geliyor. Ama görüntü görüntü alo. Acaba neden? Vallahi ne bileyim ben. Ne yapayım? Tekrardan komple telefonu kapatıp yeniden açalım abi istersen. Telefonu kapayıp açayım mı? Aynen öyle yapalım. Ben yayındayım hala. Tamam. Tekrar acaba abi. Tamam. Evet. Sinan Bey bağlanmaya çalışıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Biz de ne yapalım o zaman? Bir şarkı daha dinleyelim Sinan abiden. Evet. Yine muhteşem şarkılardan bir tanesi geliyor. Bakalım ne geliyor arkadaşlar. Hep beraber izleyelim mi? Kafana göre oyna. Haydi bakalım. Thank you.
Evet sevgili dostlar, zannediyorum az kaldı. Birazdan büyük usta Sinan Erkoç burada olacak. Evet, bir daha deniyoruz. Bağlanmayı efendim. Evet, bu arada ustanın güzel şarkılarını dinledik. Oyna da oyna, kafana göre oyna. Yine ölmez eserlerden bir tanesiydi. Uykularım delik deşik. 90'larda zirve yapmış şarkılardandı. Tabii havam yerinde de muhteşem, hala enerjisi hiç bitmeyen bir eser olarak kalbimizin en derinlerine yükseltmiş vaziyette. Evet. Bağlanmaya çalışıyoruz. Zannediyorum bu sefer olacak gibi. Sanki. Sesim öyle geliyor mu? Sesin geliyor muhteşem. O ses gelmez mi? Görüntü dondu. Ay Allah yahu. Görünüyor musun? Ya iyiyim vallahi Afak'cığım, sen nasılsın ama beni görebiliyor musunuz bilmiyorum. Sadece yok, ses seni görüyorum. Sen beni görebiliyor musun abi? Ay Allah, yani dur bakayım. Sen beni görüyorsun valla. Mobil veri. Ha. Abi istersen başka bir hesaptan da bağlanabilirsin. Yani az önce işinize bağlandığın gibi hatırlıyorum ama. Yani normal işinizin şeyinden siz gireceksiniz. Öyle yapalım. Sadece sizin ayrı... Tamam. Onda altı kurabildik az önce. Tamam, öyle yapalım. Evet, Sinan Erkoç geliyor efendim. Ufak bir bağlantı sıkıntısı yaşadık ama hiç yoksa hiç olmasın demişler. Evet, bağlanmaya devam ediyoruz. Açılıyor galiba. Selam, hoş geldin Sinan abi, nasılsın? Vallahi iyiyim, çok şükür Afak'cığım. Sen nasılsın? Harika. Sesim gerekiyor, görüntü var mı peki? Görüntü de var, ses de var, harikasın abi.
Hayır, neyse o zaman mesele yok. Yani ben kendimi göremiyorum ama seni görüyorum Yok, böyle en azından. ben seni görüyorum. Şu anda akışlara çok güzel görünüyorsun şu anda. Harikasın. Güzel, Sen gözün. mesele yok o zaman. Sen de İyi, iyiyiz vallahi, çok şükür işte. Malum herkesin olduğu gibi biz de evde Evet. oturup duruyoruz yani esasında. Ha, onu ver o zaman, dur. Hayır, devam et, devam et. Ha, yani şimdi öbür telefondan başladı yayın. Orada var. Oh. Ya tabii. Telefon düştü abiciğim. Birazcık da tabii. İyiyiz vallahi, çok şükür işte. Bırak şimdi, kapatalım. Şimdi birazcık teknoloji özürlüyüz denilebilir bizim için esasında. Yani uyum sağlamaya çalışıyoruz ama işte gördüğün gibi evimize yüzümüze de bulaştırıyoruz tabii yani. Harika bence abi. Her işte bir hayır vardır. Hayır, Bir kere doğru, gayet tabii, gayet tabii ki öyle. ben de öğrendim abi. Ben de sizden birkaç gün önce öğrendim bu işleri. Yani sıkıntı yok. Sen gençsin bizden tabii. Daha adaptasyonun daha kolay olabilir yani. Çok iyi. Her şey yolunda inşallah. Yolunda her şey güzel. İşte evde oturuyorduk bir ay. Ondan sonra dedim ki ben bir şey yapmalıyım. İnsanlarla diyaloğumu kesmem lazım. Sonra sevdiğim sanatçı abilerim, dostlarımı aradım. Dedim ki böyle böyle bir yayın yapıyorum. Katılır mısınız? Sağ ol, sen de başta olmak üzere. Hepiniz okey dediniz. Haziran sonuna kadar her akşam dolu oldu abi. Vallahi ne güzel, ne kadar iyi akıl etmişsin ya. Bu bence çok hoş bir şey. Yani Evet. gerçekten devamı gelsin. Çünkü bu korona davasında sadece evdesin yani. Evde ne Tabii. yapacaksın? Evde ne yapacaksın? İşte bu da böyle bir şey. Yani bizim gibi müzik sanatıyla uğraşan insanlar zaten ev çok yabancı bir şey değil. Evdeyiz zaten genellikle ama şimdi Evet. mecburiyetten yapılan şeyler tabii bazen can sıkıcı olabiliyor. Hele hele böyle binlerce insan ölüyor, milyonlarca Ya. insan evinde kapalı duruyor. Ne yapacaksın? Yani uyum sağlamak görevimiz tabii ki öyle. Birilerine moral vermek, birilerine motivasyonu yükseltmek. Tabii ki. Ya, Tabii ki. böyle bir güzel bir çalışma yapalım dedim ve çok da güzel gidiyor. Bugün zannediyorum 24 ya da 25. konuk oldun abi. Aa, ne güzel valla. En son Hasan Cihat'ı dinledim böyle işte biraz önce. Evet. Yani çok güzeldi o da. Kimse de beni kırmadı, kimse geri çevirmedi. Ne Yani güzel, ne güzel. bir anlamış oldum Ne güzel, şimdiden. ne güzel valla. Al sen de çok değerlisin benim için biliyorsun. İyi ki Teşekkür varsın. ederim. Teşekkür ederim. Bir arkadaşlar böyle yazıyorlar herhalde, ben şimdi onları burada görüyorum. Ama onlara da Cevap. işte bütün arayanlara Hoş selam. geldin. Bize bakanlara nasıl görüyorlar ben bilmiyorum, nasıl gözüküyoruz, ses nasıl geliyor ama. Yazının üstüne parmağını getiriyorsun. Yukarı doğru, aşağı doğru kaydır abi. Ooo, kimler? Aa, Selam vallahi verebilirsin kişilere. İlyas Bey var burada. Kapattık. Zannediyorum Fatih abi de burada. Vay. Birader, o çok güzel. Bütün arkadaşlar, İlyas Bey selamlar. Fatih Yıldız'cığım selam. Sevinçim. Şahane. Bak o zaman bir tane Fatih'in şarkısından çalayım mı size? Yani şimdi Vallahi buradaki sen çok güzel klipleri falan da çalıyorsun. Ama biz de Evet. evde böyle sadece hiç elektriksiz bir şey yapalım, olur mu? Tahta Harika çalgılarla. olur. Harika olur. Ne dersin peki? Peki o zaman bir Fatih Erkoç şarkısı çalayım size. Olur mu? Geliyor değil mi ses? Gelsin abi. Sancısı var ki anlatamam. İstemem başka bir aşka katlanamam. Bir gönül sancısı var ki anlatamam. İstemem başka bir aşka katlanamam.
Öyle zor ki sensiz aldım nefes. Özgürüm ama içimdeki kafes. Kalbimi eskiden bırakmıyor. Bitmiyor çilem dolmuyor. Öyle zor ki sensiz aldım nefes. Özgürüm ama içimdeki kafes. Kalbimi bir an bırakmıyor. Bitmiyor çilem dolmuyor. Gel söndür bu ateşi, gel kurtar şu kalbimi, gel söndür bu ateşi, gel kurtar beni. Bir gönül sancısı var ki anlatamam. İstemem başka bir aşka katlanamam. Öyle zor ki sensiz aldım nefes. Özgürüm ama içimdeki kafes. Kalbimi kesin dalmış bırakmıyor. Hiçbir yol çilem doğmuyor. Gel kurtar şu kalbimi. Gel söndür bu ateşi. Gel kurtar beni. Yüreğine sağlık abi. Harikaydı. Vallahi teşekkür ederim. Bilmiyorum. Fatih Erkoç ne diyor acaba? Bakıyor mu bize? İçine ettim mi diyor yoksa şarkı. Estağfurullah. Erkoç'tan yorum bekliyoruz şimdi burada. Bakalım için yazacak abi. Efendim? Fatih abi bakalım ne yazacak? Vay, merak ediyorum vallahi. Çok iyi ya. Oo, bütün dostlara tabii selamlar olsun. Onları özledik tabii. Gerçekten de bu koronavirüs hikayesiyle... Evet, alkışlar abi. Yani nasıl? Seni alkışlıyor şu anda. Vay, sağ olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olsun. Bu arada abi, yani bu nasıl oluyor? Hani tamam sesi koruyabiliyoruz yani belli yıllar. Da bu görüntüyü nasıl koruyoruz? Bunun bir şeyi var mı? Formülü var mı? Yani benim Sinan Koç yıllar önce de aynıydı, şimdi de aynı. Karına ben... tıraş ettireceksin kendini. Hanımına tıraş ettireceksin. Vallahi billahi. Geçen hafta benim hanım Arzu önce bir güzel böyle saçlarımı, yani gerçi fazla saç yok ama güzel tıraş yaptı. Biraz boya yaptık şöyle gördüğünüz gibi. Yani çok teşekkür ederim. Çok naziksin böyle düşündüğün için. Sağ ol. Gerçek bu. Bu itibat falan değil. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Peki bu müzik sektörü hakkında ne düşünüyorsun abi? Yani gündemden bahsediyorum. Yani bu bazı kişilerin çok işte reyting alması, gerçek sanatçıların belli noktada işte çırpınması vesaire vesaire. Bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Ya şimdi medyada... herkes bir şeyler yapma çabasında. Yani insanların müzikle uğraşıyor olması çok güzel bir şey. Müzikle uğraşmak, şarkı söylemek, enstrüman çalmak bir şey. Ama herkesin tabii farklı özellikleri var. Herkesin farklı yetenekleri var. O yeteneklerine göre bir yerlere ulaşmaya çalışılıyor. Fakat tabii bu
Koronavirüs davası en fazla tabii müzik sektörünü etkiledi bence. Her türlü felakette, depremde, işte yangında, savaşta, böyle salgın hastalıklarda hep müzik sektörüne çok darbe vuruluyor. Yani gerçekten zor durumda kalıyor çok müzisyen arkadaşlarım. Ve en sesi de çok çıkmaz yani müzisyenlerin, bildiğin gibi. Bir sürü sektör tabii aynı şekilde, sanat camiasının tamamı kötü durumda. Gerçi toplumun tamamı da öyle ama onun için şimdi çok fazla hiç kimseyi eleştirmek benim haddime değil tabii ki. Yani çünkü bir şekilde insanlar müzikle uğraşmak istiyorlar, bırak uğraşsınlar. Ne güzel. Yani evet. Bunda hiçbir kötülük yok. Tabii ki zaman geçecek, daha iyi öğrenecek herkes her şeyi. Onun için çok fazla yani eleştirmiyorum ben bu konuda insanları. Evet. Bu arada buradan bir alkışla ben hem Fatih Erkoç'a hem Turan Yüksever'e göndermek istiyorum. Nerede önemli bir yapılanma içine girdiler. Onların da sesi bir şekilde bizlere ulaştı. Bizler elimizden geldiğince kendi mecralarımızda onlara hem teşekkür hem de doğru bulduğumuz hareketlerin destekler mahiyette buradan anıyoruz isimlerini. Yürekten alkışlıyorum ben. Ya ben de alkışlıyorum tabii ki. Ne güzel, ne güzel. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Çok. Ne yapalım, ne yapalım? Türkü söyleyelim mi bir tane? Süper olur Sinan abi. Senden her şey güzel. Bu arada yani bu kadar çok enstrüman arkadaşlar çok nadir müzisyenlerden duyarsınız. Sinan Erkoç bu işin erbabıdır. Geliyor mu ses? Süper. Akşam olur karanlığa kalırsın, akşam olur karanlığa kalırsın, derin derin sevdalara dalarsın. Oy gelin gelin, sevdal gelin, ölümden yalnız. Derin derin sevdalara dalarsın. Oy gelin gelin, sevdal gelin, öldürün beni. Ellerin ellerime değdi zaman, ellerin ellerime değdi zaman. İster ölüm olsun ister ayrılık. Ay gelin gelin, sevdal gelin, öldürdün beni. İster ayrılık olsun ister ölüm. Ay gelin gelin, sevdal gelin, öldürdün beni. Bülbülle ötersin yerin mi yoktur? Bülbülle ötersin yerin mi yoktur? Yoksa benim gibi derdin mi çoktur? Oy gelin gelin, sevdal gelin, yoksa benim gibi derdin çoktur. Oy gelin gelin,
sevdalı gelin, öldürdün beni. Yine sağlık, ağzına giden yine sağlık, sözüne sağlık abicim benim. Harika. Sağ ol, sağ ol. Sen her konuştanım. Teşekkür ederiz. Anlamakta o marifet, bir müzisyen, bir sanatçıyla karşı karşıyayız. Teşekkür ederim. Vallahi bilmiyorum ben gözüküyor muyuz ama bak arkada müzisyenler var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Yakın plan gösterebilirsen görebileceğiz abi. Görebiliyor musun? Evet. Sanar Koç. Evet, biraz daha yukarı abi. Yukarı oluyor mu? Görüyoruz. Evet. Bu benim babam Hasan Erkoç, otçu. Bu Zeki Müren. Bu da o zamanın tabii usta klarnetçilerinden. Ya. Yani eski adamlar tabii ne yazmış bak Zeki Müren'in imzası var. Okuyorum şimdi. Kıymetli evet. Arkadaşım Hasan Erkoç'a en candan sevgilerimle Zeki Müren diye kaç yılı? 1963. Yani yani öyle. Ondan sonra bak burada başka resim var. Bunu da göstereyim. Görelim. Görebiliyor musunuz? Biraz yukarı ya, biraz yukarı abi. Evet, şimdi görüyoruz. Kim bundan abi? Oğlum söylesene lan. Fatih Erkoç var orada aslanlar gibi bak. Evet, Fatih abi var. Fatih abi ben, benim hanım. Onlar sanırlar. İşte böyle ev halleri. Anladın mı? Hasan Erkoç deyince bir tane o zaman bir Türk sanat müziğinden bir tane bir şarkısı var onun. Biz bunu Fatih Erkoç'ta da söylerdik hep. Onu çalayım mı size? Ne dersin? Çok çok seviniriz abi. Hicaz makamı. Evet arkadaşlar zannediyorum telefon çalıyor şu anda. Sinan Bey'i arıyorlar. Ondan dolayı bir kopma yaşıyoruz. Aslında Arzu Hanım'ın telefonu. Evet şimdi tekrardan yayın alacağız. Kopmayı telafi edeceğiz sevgili dostlar. Evet şu anda ulaşmaya çalışıyorum. Bayağı bir yayında kopma var şu anda. Evet deniyoruz tekrardan.
Çok güzel bir eserdi. Benim en sevdiğim makamdır Hicaz makamı. Sevgili Erkoçların babaları Hasan Erkoç eserini dinlerken yayınımız koptu. Ama zannediyorum baştan çalacak sevgili Sinan abicim. Tabii yayına bağlanabilirsek. Evet, biraz da tabii herkesin yayın yaptığı bir saat, onun da vermiş olduğu bir sıkıntı olabiliyor. Evet, Sinan Erkoç'a bağlanmaya çalışıyoruz değerli dostlar. Bu aksaklıktan dolayı da özür dileriz. Her zaman olmuyor biliyorsunuz. Nazara mı geldik acaba diye düşünmemek elde değil. Evet. Zannediyorum bağlanıyoruz. Ve... Ha, geldi mi? Evet, gelmek üzere. Ya. Bekliyoruz. Ben kendimi de görüyorum, seni de görüyorum. Çok güzel. Zannediyorum telefonunuz çağırdı değil mi? Hayır. Yok. Hayır. Bağlı. O zaman bir ayrılık var ya da yoğun mu internetler yok. Evet evet. Bu arada nazara geldik ama kesinlikle o Hicaz makamında Hasan Erkoç eserini tekrardan almak istiyoruz. Tabii yayınla bağlanabilir. Çünkü dinleyemedik. Ve herkes çok üzgün. Evet, alırız bir daha abi. Tamam. Tabii tabii ama yayına henüz gitmedik.
Sinan abiye tekrardan bağlanmaya çalışıyoruz. Evet, inşallah. Evet, bakalım inşallah. Ses var. Allah yine. Sesin var mı? Şu mu? Senin. Evet, sesin alıyorum abi ama görüntü yok. Tekrar Arzan'a diyeceğim. Bir dakika. Belki gelecek. Yok abi. Görüntüyü yollayamıyoruz abi. Evet, tekrar bir Arzu Hanım'ın telefonundan deniyorum. Tamam. Sever olacak. Az kaldı. Evet. Evet. Tekrar hoş geldin abi. Yani hoş bulduk. Beceremedik vallahi o telefon. Aç bakalım kendini. Ben de göreyim şunu. Yani neyse, gözsüz görüyorsanız mesele yok yani, gözüküyorsak. Şimdi bastın arkaya, şimdi geldi. Tamam. Şu anda görüyoruz. Öyle güzel. Mesele yok. Mesele yok. Aslında biz ne yaptık biliyor musun? Sen yanlışlıkla ön kameraya basmışsın az önce. Hadi ya. Ha. Kameraya bastığın için önde bir şey yok. Bir şey görünmüyor oldu. Şimdi görünüyor. Şimdi görünüyor mu? Görünüyor. Harikasın. Muhteşem. Ben göremiyorum kendimi ama o kadar da dert değil yani. O kadar mühim değil. Aynen. Aynen. Abi yayını ben sana göndereceğim. Aynen bu şekilde. Tamam, pekala. Pekala, tamam. Yani bizi nerelere götürün okuyacağız. Makam zaten benim en çok sevdiğim makamdı. Ha, çok. Benim de. Benim de öyle. Efendim. Benim de öyle valla. Bu arada Fatih abi çok beğendi. Sürekli alkış oluyor. Süper. Yaşasın birader. Yaşasın. Evet, evet. Bir bardak su içeyim. Afiyet olsun abi. Eyvallah. Eyvallah. Yani demem o ki işte, yani müzikle, enstrümanla geçen vakit bence en güzel vakit. Buradan onun için gençlere, bizi izleyen ya da izleyemeyen bütün herkese söylüyorum. Onun için evlerinde muhakkak hiç değilse insanlar bir tane enstrüman bulundursunlar. Yani hiç önemli değil ne, hangi enstrüman oluyor. İlla büyük milyarlar verip kocaman piyanolara, çok pahalı çalgılara, o kadar da lüzum yok. Bir tane bir enstrüman, darbuka bile olsa, bir evet, tane kuru bir bağlama bile olsa bir enstrüman olmalı evde. Yani gerçekten insanı çok eğlendirir. Gerçekten insana çok güzel vakit geçirtirler. Anlatabiliyor muyum?
Zaten herkes bir esman çalsa dünyada savaşlar kalmaz. Yani bence de aynı fikirdeyim %100. %100 evet. Aynı fikirdeyim. Evet. İnşallah bu virüsten de kurtulacağız, az kaldı. Normale döneceğiz, hayat akışına tekrardan döneceğiz. Peki döndüğümüzde yeni projeler var mı Sinan abi? Neler ya vallahi aslında bir sürü şeyler yapacaktık. Bunların hepsi tabii suya düştü demek de içimden gelmiyor. Umarım ki her şey en kısa zamanda eski rutinlerimize dönsün isteriz tabii, herkes de olduğu gibi, ama bir müddet daha o projelerde, o işte yani bizim projelerimiz ne olabilir? İşte zaten biliyorsun yüzlerce festivaller, yüzlerce konserler, bir sürü ben oldukça uzun yıllardır Bodrum'da otellerde çalıyorum. Otellerin durumu da çok parlak değil şu anda tabii. Onların durumu da. Yani inşallah düzelecek diye umut ediyoruz. Onun için duacıyız tabii. Yani başka da elden bir şey gelmiyor esasında. Doğru. Zaten kısmet yasaklar kalksın. Bir Bodrum yapacağım. İnşallah hasret gideceğiz yüzde. Gerçekten güzel. Sıcaklar başladı. Yani deniz mükemmel, hava mükemmel, insanlar şahane. Yani inşallah herkes gelsin gene yani. Sen de İlk sezon zaten orada başlayacak. Buna emin ol abi. İnşallah. Yani İlk bu sezon. İnşallah Afakcığım. İnşallah. Evet. Aldığımız sinyaller, kulislerde konuşulanlar. Evet. Önde. İnşallah abisi. Yani siz güneşin doğduğu yerdesiniz. Seviyoruz. Biz Bodrum'u çok seviyoruz gerçekten. Bambaşka yani, havası bize çok iyi geliyor. Onun için de Bodrum'dan vazgeçemiyoruz. Kesinlikle vazgeçecek bir yer değil zaten. Ben de fırsatıyla kendimi buraya atıyorum. Aynen, çok doğru yapıyorsun. Ki esasında mesela Fatih Erkoç da çoktan gelmiş olmalıydı. Yani burada tek kayığı var, ne güzel bilmem ne, ama Bursa'da kalıyor tabii artık, o da herhalde yakında evet. Gelir. Ama yani gelse ne yapacak tabii bilmiyorum yani. Fatih abi de bekliyoruz aslında. Fatih abi acaba bizim kırmaz. Buradan yayın açalım. Onu bilmem. Fatih'i söylüyorum. Kendisi biliyordur canım şu anda bizi. Evet. Kader diyor bak. Kader koşuk. O şeyi söyledi. Tekne yani Bodrum'a gelmekten bahsediyor ya. Acaba Fatih abi beni kırmaz mısınız? Beni almayın abi diyor. Almayın. Tamam abi. Peki almayın. Tamam abi. Tamam peki. Yani Fatih Erkoç, Allah ömür versin, o harika bir adamdır. Harika bir adamdır. Kesinlikle. Ya. Ne yapalım abi? O zaman abi güzel bir şarkı daha alalım. Zaman zaten bir 10 dakikamız kaldı zannediyorum. Yavaş. O bizim şarkılardan bir tanesi. Evet. Canım, üşüdüm kuytusunda, yalnızlığım değil başıma. Bilsen, ağladım kendimce, hiç duyanım olmadı. Şimdi artık ne gözle yaş, ne yürekte can kaldı. Neden bir veda bile içmeden giderdim aniye, yüreğin yollarında, hasretin kollarında, yine yoksun. Yoksun yanımda, yine kaldım bir başıma. Kırgınım yar bu gece,
Gücenme sanalar değil sitemin. Hipsiz kuyularda yıldır saraya. Şimdi var dönme. Yalnızım yar bu gece. Özlem oldu mahmur gözümde. Öldüm öldüm. Severken yar yollar engel oldu bize. Öldüm öldüm. Severken yar yollar engel oldu bize. Üşüdüm kuytusunda yalnızlığım bir başıma. Neden bir veda bile etmeden gidiverdin halimden? Şimdi artık ne gözde yaş ne yürekte can kaldı. Neden bir veda bile etmeden gidiverdin halimden?